Şimdi İsmail Saymaz bizlerle birlikte e, Yüksek Seçim Kurulunun Hatay kararını bekliyoruz. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi YSK önünde açıklamalarını yaptı. Lütfi Savaş'ın açıklamalarını az önce sizlerle paylaştım. E, bir merhaba diyelim İsmail Saymaz'a. İsmail Saymaz, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Takip edebildiniz mi az önce Lütfi Savaş'ın açıklamalarını? Evet ettim, istedim evet. zaten. Nasıl buldunuz evet. bu açıklamaları? Yani şimdi tabi insan hatırlıyor bir kere 2019'da İstanbul seçimi 13 bin oy farkla İmamoğlu tarafından kazanıldığı halde iptal edilmişti. 13 bin oy farkını seçimi tekrarlamak için yeterli saymıştı iktidar, yüksek seçim kurulu. Şimdi ise fark 2500'ün altına düşmüş ve Hatay'da 800 bin civarında seçmen oy kullanmış. 35 binin üzerinde geçersiz oy var ve fark 2500. Bu bile Hatay seçimlerinde ciddi bir manipülasyon ihtimalinin, ihtimalinin olduğunu ve seçimin sonucunu değiştirmek üzere çeşitli sandık başı müdahalelerin olmuş olabileceğini gösteriyor. Hele hele az önce Lütfü Savaş'ın Hatay valisini bizzat sahaya çıkarak AK Parti lehine oy toplamakla Suçlamış olması derhal yanıtlanması gereken bir e, itham. Vali Bey'in bu ithamın altında kalmaması gerekir. Tastik eder eğer siz kalırsa tasdik etmek makamında tasdik et, ettiği kabul edilir. Bu durumda zaten o makamda oturmamalıdır. Eğer öyle değilse cevap vermelidir. Valilikten bir açıklama Lütfü. gelir mi sizce Lütfü Savaş'ın Gelmesi bu ithamlarına? Gelmesi gerekir yani e, Lütfü Savaş açık açık valiyi, AK Parti adayı yine oy, topla, oy toplamakla, sahaya çıkmakla itham etti. Ciddi bir rejtir. İkincisi Hatay seçimine e, seçime kısa, kısa bir süre kala e, işte Türkiye İşçi Partisi adayı Yökan Zan'la ilgili iddialar da e, Hatay seçiminde e, e, iktidarın kazanması için özel bir uğraş olduğunun ikinci kanıtı. Bu nedenle e, bu da zaten şüphe yaratıyordu. Son olarak sandık başı müdahaleler. Çünkü bu çok önemli. Şöyle ki 3.389 kişi ölü ölü olduğu halde e, seçmen listelerine adı yazılmış ve bunlar e, adına oy kullanılmış. E, bu zaten sadece bu bile sadece bu bile şüphe doğurmaya yeter. Çünkü e, aradaki fark 2.500 ölüler adına kullanılan oy sayısı 3.389. Bir diğeri de şu İskenderun'daki 20 civarında sandığın 7'sinde e, polisler, 8'inde infaz koruma memurları, birinde belediyenin zabıtası, 4'ünde ise memur olmayan işçi ve öğrencilere görev verilmiş. E, yani bu da elbette ki şüphe oluşturuyor. Bir diğeri toplamda oy kullanan seçmen sayısı 816.874 Geçersiz oyların sayısı 38.888. Aradaki fark ise 2.569. Yani bu e, ciddi bir durum. E, kaldı ki bir bilgi daha vereyim. Şimdi e, CHP'nin sandık görevlisinin ve müşahidinin olduğu sandıklarda sıfır oy çıkmış. Bu nasıl mümkün olabilir ki? En azından sandık kurulu üyesinin oy vermesi lazım. En azından bir CHP... iki oy çıkması lazım. Hiç çıkmasa. CHP'liler bunu tespit etmişler ve itiraz etmişler. Bunun üzerine aradaki fark sadece bundan kaynaklı olarak 3900'den 2569'a düşmüş. Yani 1450 civarında e, sandıkta CHP'nin e, oyları yerine sıfır yazılmış. Dolayısıyla bütün bu veriler bu seçimin ya oyların yeniden sayılması gerektiğini, ya seçimin tekrarlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki e, İl Seçim Kurulu e, neyi amaçladı burada mazbatayı vererek? YSK'nın süreci bekleyin aslında uyarısına rağmen. Aslında orada YSK'nın da yazısı var. Aslında evet. orada YSK'nın da yazısı var. YSK e, orada yani il Seçim Kurulu bu talebi dile getirdi. Bu, bu talep için yani mazbatayı verelim mi vermeyelim mi diye YSK'ya başvurduğunda YSK dedi ki aslında itiraz süreci devam ediyor. Süreci bu bekleyin itiraz, demedi mi? Süreci bekleyin yokmeden, dedi. E, evet bekleyin dedi. Bu süreci kesinleşmeden itiraz sonuçlanmadan bu yola gitmeyin dedi. Buna rağmen e, valisinin kapı kapı gezip oy topladığının e, söylendiği memlekette il seçim kurulu mazbatayı vermez mi? Vermiş. Gerçekten çok ilginç, değişik değişik günler yaşıyoruz. Hatay'da seçimin geçiyoruz. tekrarlanması gerekir. Hatay'da seçimin tekrarlanması gerekir. Ölülerin bile oy kullandırıldığı, ölülere bile oy kullandırıldığı, e, CHP'li müşahitlerin bulunduğu sandıklarda sıfır oyun çıktığı, e, ee, kamu görevlisinin e, görev aldığı e, bir seçimde e, bu şaibe e, bu şaibeyle belediye yönetimi el değiştirilemez. Hele hele Hatay gibi bir büyük şehir bu yolla e, muhalefetin alıp iktidara verilmez, verilmemeli. Peki e, Lütfü Savaş'a e, soruldu. O da dedi ki işte bir iftar arası veriyorlar sonrasında devam edecekler. Biz bu akşam bekliyoruz dedi. Bu, bugün açıklanır mı sizce? İftara daha ne kadar var ya? İftara bayağı var. İftar iftar yani saat 7.30 8 de yani Ankara olsun diyelim 7'de yani iftara daha 5 saat var. Yani hakimler 5 saat boyunca iftar hazırlığı mı yapacaklar? 19.27 Ankara iftarıymış şimdi <laughs> editörüm paylaştı benimle. Evet, evet işte 19. 6 saat var yani 6 saat boyunca iftara pide almaya mı gidecekler yani ne yapacaklar? Otursunlar karar versinler. Bile <laughs> bilemiyorum artık hani nasıl karar verecekler? 5 saat boyunca ne yapacaklar? Ne diyecekler? Siz daha iyi bilirsiniz İsmail Serpil. Akar'ın çadırında kuyruğa mı girecekler yani? <laughs> Peki. Ee, yalnız bırakıldığına dair sorular da vardı Lütfü Savaş'ın. Evet, ee, yani, o da tabii, dedi ki evet. işte depremin bütün sorumluluğunu bize yüklediler dedi. Hükümet kaldı asıl enkazın o, altında. Hala kalkmayan enkazlar var dedi. Bakın benim yanımda genel başkan yardımcılarım var. Ben yalnız değilim dedi. Ee, ve tüm bu süreç boyunca çok sayıda manipülatif haber vardı benim hakkımda. Ee, ben buradayım yine açıklamamı yapıyorum bakın dedi. Doğru söylüyorum. Şimdi burada haksız değil. Lütfü Savaş'la ilgili CHP aldıkları aldığı kararı aldığı kararda sağlam duramadı. Önce Lütfü Savaş kararını aldı. Sonra sosyal medyanın tesirinde kalarak Lütfü Savaş'ı değiştirme arayışlarına girdi. İşte Mert Fırat'a, Haluk Levent'e ve başka isimlere gidildi. bir yandan Lütfü Savaş adayımız sensin denildi. Öbür taraftan başka aday yoklamaları yapıldı. Ee, ve tabii 6 Şubat'ta e, Zan'ın da dahliyle dahliyle birdenbire protestolar Lütfü Savaş'a yöneldi. E, dolayısıyla CHP'nin süreci iyi yönettiğini söyleyemeyiz. Ama tabii adaylığı ilan edildikten sonra elbette e, yani son seçime işte herhalde bir ay kala ve sonrasında e, Hatay elden gidiyor diye fark edilince orada. Ee, yanında durdular. Tabii CHP'nin bu şekilde yalpalamasında maalesef sosyal medyanın ve e, bu kamuoyunun çok büyük etkisi var. Hatay'da yaşamayan insanlar e, ve Hatay realitesine tam olarak sahada vakıf olmayan insanlar bazı yani CHP'yi bir başka adaya psikolojik olarak yönelttiler ve CHP normalde kurumsal bir partinin yapmaması gereken bir hataya düşerek e, e, sosyal medyadan aray arayışlarına girdi. Popüler isimlerin peşine düştü. Halbuki daha baştan e, eğer siz Lütfü Savaş'ın doğru ya da yanlış adayı olup olmadığı başka bahis. Ama eğer siz onun ilan ettiyseniz arkasında durmalıydınız. Ki bence Lütfü Savaş hatalarıyla beraber burada doğru adaydı. CHP'nin de kendi içinde bir karışık süreç vardı. İşte genel başkanın da yenilenmesi, da etmesi, parti içindeki bölünmeler, e, pek çok açıklamalar tam da bu sürece denk geldi aslında her şey. Evet o da var. Tabii Türkiye İşçi Partisi'nin burada... Ee, yine belki aynı sosyal medyanın tesiriyle Gökhan Zan'a yönelmiş olması, Gökhan Zan'a aday göstermesi sonrasında Gökhan Zan'ın açıklanamayacak ilişkilere girmesi de bunda etkili oldu. Gökhan Zan herhalde yani bilmiyorum en son bakın 15-20 bin civarında oyu vardı. Ee, arkadaşlarımız şimdi kontrol edebilirler. Gökhan Zan'ın aldığı oy muhtemelen Baksana orada. Arkadaşım. Lütfü Savaş'ın ee, farkının üzerindedir yani Lütfi Savaş'la AK Parti arasındaki far, arasındaki farkın kat be kat üzerindedir. Orada 2500 fark varsa Gökhan Zan 20 bin civarında oy almıştır. Gökhan Zan'ın aldığı bu 20 bin e, Hatay'da e, Lütfi Savaş'ı ve Cumhuriyet AK Partisi'ne kaybettirmiş oldu. Bunda da e, Türkiye İşçi Partisi ve Gökhan Zan'ın da etkisi olduğu yasalamaz. Şimdi e, söylediler %2'lik bir oy almış. Yok yani kaç oy etik kabul ediyor? %2 ciddi bir oy. 16 bin, 17 bin civarında Az oy etik kabul eder. Efendim? Az değil. 16 bin ile 20 bin arasında bir oydur o %2 Hatay'da. E zaten aradaki farkın 10 katı. Evet. Neye yaradı? Yani Türkiye İşçi Partisi e, ve gerçi sonradan adaylığını çekti ama ve Yokanzan aday olarak ee, ne elde etmiş oldular? Belediye mi kazanmış oldular? Ee, Yok anzana yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaybettirmekten başka neye yaradı bu? İsmail Saymaz bir virgül adalet bekliyoruz dedi. İkinci kez konuştu YSK önünde İsmail Saymaz ve bir kez daha valiyle ilgili önemli açıklamaları oldu. Hı. Sayın Valimiz harcadığı paraları, kaynakları nerelere aktarıldığını açıklasın İçişleri Bakanlığı'na çağrımdır dedi. Son cümlenizi alayım. İyi Parti'yi de soracağım. Süremiz azalıyor. Evet yani burada vali tabi Antalya valisi büyük bir itham altında. Antalya valisini bizzat AK Parti'nin adayına için seçim çalışması yapmakla suçladı. Bir suç duyurusu ee, değil mi İçişleri Bakanlığı'na? açıkça itham ya bu suç duyurusu değil ama açıkça itham ve vali beyle ilgili daha sonra e, yani gereğini yapacağını söyledi ama daha dakika beklemeden yani şu an Hatay valisi hiç beklemeden bu ithamı bu ithama cevap vermek zorunda. Yani seçim gerçekten ve ee, e, sayın başkanın ifade ettiği, iddia ettiği üzere Hatay valisi sahaya çıkarak AK Parti için oy topladı mı? AK Parti'nin propaganda yaptı mı? Kamu kaynaklarını AK Parti'nin adayı Mehmet Örtürk'ün kazanması için kullandı mı? Hatay Belediye Başkanı aleyhine herhangi bir kampanyada rol aldı mı? Bunlar ciddi iddialar. Hoş şaşırmayız böyle çıkarsa ama iddialar ciddi. Çok. Ben vali bey vali beyi e, yani bir vesileyle telefonu görüştüm tanırım ama bu iddialara cevap vermesi gerekir bu iddiaları havada bırakmaması gerekir